Şerefenin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere dondurma külahı bayan yeleği modelini nasıl yapıldığını anlatacağım. Gördüğünüz gibi yeleğimiz 42-44 beden uygun bir yelektir. Yuvarlak yakalı, düşük omuzlu bir yelektir. Şimdi sizlerle birlikte nasıl yapıldığını. Gördüğünüz gibi yeleğimiz 42-44 bedene göre hanımlar. Yeleğimizin yan tarafında kol kesimi olmadığı için baştan sona kadar haroşa gitmekte. Herhangi bir koltuk kesimi yapılmamakta. Etek kısmına lastik örülmüş. Ama size tavsiyem haroşa yaparsanız takım olacaktır. Daha düzgün duracaktır. Ön parçamızın her iki tarafında da 18 ilmek haroşamız var. Bir ilmek düz, bir ilmek haroşa, bir ilmek düz halinde de bedenle yan taraftaki ve ön taraftaki lastiği ayırmak için böyle bu şekilde bir çizgi konulmuş. 18 artı 3 olarak hesaplıyoruz. Bir düz bir haroşa, bir düz 3 ilmek. 18 ilmekte haroşamız. Modelimiz 21 ilmek. Bir modelin sayısı 21 ilmek. Arada da diğer modelin bir tane ilmeği var. 22 ve katları olarak hesaplıyoruz. Ön parçamızda iki tane modelimiz var. Ve 87 ilmek. İki modelin yanlarındaki yarım açılan baklavalara model konulmamıştır. Karışıklık görünmesin diyerekten sadece haroşa olarak yapılmıştır. Ortada iki ilmeği, iki tane modelimiz var. Daha sonra modelin yeri değişerek ortada bir tane, sonra kenarda tekrar iki tane şeklinde kaydırılarak yapılmıştır. Dört model sonra koltuk kesimi yapılmadığı için dört modelin sonunda koltuk dikilmiştir. Şu yükseklik koltuğa yeterlidir. Boyun istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Toplamda 7,5 model boyu var. 7,5 model boyumuz var. Son 1,5 model şu yarım modelimiz, şu da bir modelimiz. 1,5 model kalınca yakayı kesiyoruz. Yakayı da 18 ilmek, 5 ilmek, 4 ilmek, 3 ilmek, 2 ilmek, 1 ilmek şeklinde kesiyoruz. Daha sonra örgümüz bittikten sonra kol dikişlerini dikerek ilmek takılarak yapılmış bir yakadır. 144 ilmek ilmek takılıp sonradan yaka örülmüştür. Arka bedenimize gelince arka bedenimizde 5 model var. 153 ilmektir. Şöyle çevireyim. 5 model var ve 153 ilmektir. Arka tarafta aynı şekilde yanlarda 18 ilmek haroşa, bir düz, bir haroşa, bir düz şeklinde 3'er ilmekte beden lastik kısmını ayırmak için tekrar bir çizgi şeklinde şerit verilmiştir. 153 ilmek arka beden, 87 ilmek ön beden. İpimiz biraz ince bir iptir. 2,5 numara şişle örülmüştür. Kullanacağınız ipin ve şişin kalınlığına göre beden değişecektir. Model anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız Facebook'ta Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmanız yeterlidir. Videonuzun sağ üst köşesindeki abone ol yazısını tıklayarak da YouTube örgü kanalıma abone olabilirsiniz. YouTube'da takip etmek isteyenler de Şerife'nin Örgü Dünyası örgü kanalıma abone olabilirler. Şimdi modelimizin nasıl yapıldığına geçelim isterseniz. 53 ilmek şişime taktım. Temsili olarak 5 ilmek ön lastiği olarak haroşa koyuyorum. Ve şu gördüğünüz 3 tane ilmeğimi koyuyorum. Ve 2 model koyuyorum. Siz yapmanız gereken tek işlem devamında şu 3 ilmeği ve ilmek sayısını kenarlardaki 18 ilmek haroşalara takacaksınız. Şu orta kısmı olduğu gibi ben şimdi size anlatıyorum. 5 tane haroşa yapıyorum. Burası ön lastik kısmımız. 5 haroşa yaptım. 1 tane düz, 1 haroşa, 1 tane daha düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane haroşa ördüm. Daha sonra şu şekilde girerek 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum.
Kestim. İlmiğimin bu tarafa yatmasını istediğim için bu şekilde kesiyorum. Doladım. Ortadaki bir tane düzümü ördüm. Tekrar doladım ve iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Kestiğimizde birlikte 18 tane olması gerekiyor. Doladık, sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane. 19'uncuyu örmüyoruz. 19. ve 20.yi şu şekilde kesiyoruz. Bir ilmek de buradan kesmiştik. Yani toplamda aradaki, şöyle göstereyim. Şu kısmı yapıyoruz biz şu anda. Aradaki ilmek sayısı 21 tane. Bir başında bir sonunda kestiğimiz için toplamda 19 ilmek olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane. Doladım. Bir ilmek ördüm. Doladım ve iki ilmeği birlikte kestim. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İki, dört, altı, sekiz, on ilmek. Kestiğimle birlikte 11 ilmek. Arka yüzdeyim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane haroş örüyorum. Doladığım ilmekten bir önceki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bunun sebebi, haroşa olarak ördüğümüz zaman kesme yerlerindeki şu çizgi oluşmamakta. Bu çizgiyi oluşturmak için son ilmeklerimizi, başındaki ve sonundaki birer ilmeğimizi haroşa olarak örmüyoruz. 10. ilmeğimi ters ördüm. Doladığım ilmeğimi de ters ördüm. Aradaki bir ilmeğimi de ters ördüm. Diğer doladığım ilmeğimi de ters ördüm. Ondan sonraki gelen ilk ilmeğimi ters ördüm. Aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyorum. 17 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 17 tane ördüm. Son kalan ilmeğimi ters ördüm. Doladığım ilmeğimi tekrar ters ördüm. Aradaki bir tane ilmeğimi ters ördüm. Doladığım ilmeğim ve yanındaki ilmeğimi de ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5, 3, 7, 8, 9 tane daha haroşa ördüm. Bir tane ters ördüm. Bir tane haroşa ördüm. Bir tane ters ördüm. Geri kalan 5 ilmeğimi, lastiğimi de haroşa olarak devam ediyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. 5 ilmek haroşamı örüyorum. 5 ilmek sonra bir tane düz ilmeğim geldi. Düz olarak örüyorum. Aradaki bir ilmek haroşa. Diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek haroşa olarak ördüm. Son kalan 2 ilmeğimi şu şekilde şişime aktardım. Yönlerini değiştirerek geri taktım. Ve şu şekilde şuradan girerek kesiyorum. İlmeğim bu tarafa yattı bakın. Doladım. Aradaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte kestim. Aradaki ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum.
Son kalan iki ilmeğin bakın. Tekrar ilmeklerimin yönünü değiştirdim ve şişime geri taktım. Şu şekilde kesiyorum. Doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Diğer ilmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. Arka yüzdeyiz. Üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz ilmek haroşa ördüm. Son kalan ilmeğimi ters ördüm. Doladığım ilmeği ve aradaki ilmeklerin hepsini de ters olarak ördüm. İlk ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Son ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. Artırdığım ilmeğimi ve aradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeği de ters ördüm. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Bunlar arada düz olarak devam eden ilmeklerim. Arka yüze ters olarak örüyorum bunları. Tekrar ön yüzdeyiz. Beş tane haroşamı ördüm. Bir düz, bir haroşa ve bir tane daha düz ördüm. Şu iki düz ilmek zaten arada devam eden. Ön lastiğimiz önündeki devam eden ilmekler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane haroşayı yaptıktan sonra 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şişime geri takıp ikisini birlikte kesiyorum. Doluyorum ve aradaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Doluyorum ve 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Aradaki ilmeklerim haroşa. Son iki ilmeğimi yer değiştirerek ikisini birlikte kesiyorum. Ve aradaki ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ettim. Doladım. İki ilmeğimi birlikte kestim. Diğer ilmeklerim haroşa. Modelimiz kendiliğinden ortaya çıkmaya başladı. Şu anda arka yüzdeyim. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Doladığım ilmeğin bir önceki ilmeğini hep ters olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Doladığım ilmekten sonraki ilk ilmeği de ters olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeğimi ters olarak ördüm. Doladığım ilmeği ve aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 5 ilmek haroşamı örüyorum. Aradaki bir tane düzümü ördüm. Bir haroşa ve bir düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane haroşa ördüm.
Son kalan iki haroş ilmeklerimi yönünü çevirerek ikisini birlikte kestim. Bakın doladığımız yerler 3 tane oldu. Bu dördüncüsü. Dördüncüsünü doladığımız yerde ikinci dolama yerlerini de açacağız. Ajurları açacağız şimdi. Doladım. Bir ördüm. İki ilmeğimin yönünü çevirdim. Taktım ve ikisini birlikte ördükten sonra tekrar doladım. Ortadaki bir tane ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. İki ilmeğimi birlikte kestim. Bir tane daha düz ördüm. Tekrar şişime doladım ve iki ilmeğimi birlikte kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördükten sonra 12. ve 13. ilmeklere yer değiştirerek ikisini birlikte kestim. Başını doladım. 1 ilmek ördüm. 2. ve 3. ilmeğime yön çevirdim ve ikisini birlikte kestim. Başını doladım. 1 ilmek ördüm. Tekrar başını dolayıp 2 ilmeği birlikte kestim. 1 ilmek daha ördüm. Başını dolayıp ikisini birlikte kestim. Diğer ilmeklerim haroşa. Tekrar ön yüzdeyim. 5 haroşamı ördüm. 1 düz, 1 haroşa, 1 düz. 1 2 3 4 5 tane haroşa ördükten sonra 6. ve 7.ye yer değiştirerek ilmeklere ikisini şu şekilde kestim. 1 doladım, 1 ördüm. 2 ilmeğe yer çevirdim ve ikisini birlikte kestim. Tekrar doladım. Aradaki 3 tane ilmeğimi ördüm. Başını dolayarak 2 ilmeğimi birlikte kestim. 1 ilmek daha ördüm. Başını doladım ve 2 ilmeği birlikte kestim. Bakın ortadaki ajurlu kısmı oluşturuyoruz. İlmeklerin bu tarafa yatmasını kesme işleminde bu tarafa yatmasını sağlamak için ilmeklere yer değiştirerek kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane haroş ördükten sonra 10 ve 11. ilmeklerin yerini çevirerek kestik. Başını doladık, 1 ördük. 2. ve 3. ilmeklerin yönünü çevirerek geri taktık ve ikisini birlikte kestik. Başını doladık. Aradaki 3 tane ilmeğimizi ördük. Tekrar başını dolayıp 2 ilmeği birlikte kestik. Bir tane daha ördüm. Başını dolayıp 2 ilmeği birlikte kestim. 3 4 ve 5 tane daha haroş ördüm. Arka yüzde ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar haroşalarımı örüyorum. 1 düz, 1 haroşa, 1 düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 tane haroşa ördükten sonra bu her sırada bir ilmek kayarak gidiyor. 5. ve 6. ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte şu şekilde kesiyorum. Başını dolayıp 1 ördüm. İlmeklerimin yönünü çevirerek 2. ve 3. ilmeğimi birlikte kestim. Başını doladım ve aradaki 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladım ve 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bir tane daha ördüm. Doladım ve 2 ilmeğimi birlikte kestim. 1 2 3 4 5 6 7 tane daha haroş ördükten sonra 8. ve 9. ilmeğimin yönünü çevirerek kestim. Doladım. 1 ilmek ördüm. 2. ve 3.'ünün yönünü çevirerek kestim. 1 doladım ve aradaki 5 tane düz olan ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 1 tane daha ördüm. Doladım ve 2 ilmeğimi birlikte kestim. Aradaki ilmeklerim haroşa. Tekrar ön sıradayım. Lastiğimi haroşa olarak örüyorum. 1 düz, 1 haroşa, 1 düz olarak ördüm. 1 2 3 tane haroşa ördüm.
4 ve 5. ilmeğimin yönünü çevirerek şişime geri taktım ve ikisini birlikte kestim. Bir doladım, bir ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çevirerek birlikte kestim. İkinci ajurumuzda 3 tane oldu. Dördüncüyü yaptığımız ajurumuzda bir ördük. 2 ilmeğimize yön çevirerek ikisini birlikte kestik. Üçüncü ajurumuzu açmaya başlıyoruz. Bir ördüm, bir doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bir ördüm, bir doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bir ördüm, bir doladım ve 2 ilmeği birlikte kestim. İlk ajurumuzda 3 tane olduktan sonra 4.'ü yaptığımız sırada 2. ajurumuzun açılımına başlıyoruz. 2. ajurumuzda 3 tane olup 4.'ü yaptığımız sırada 3. ajurumuzun açılımına başlıyoruz. 1 2 3 4 5 tane haroşa ördüm. 6 ve 7. ilmeğimin yönünü çevirerek kestim. Doladım ve 1 ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çevirerek kestim. Doladım ve 1 ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çevirerek kestim. Doladım ve 1 ördüm. Şimdi tam ortadayız. Doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. 1 ördük. Doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. 1 ördük. Doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. 3 tane de haroşamız kaldı. Ön yüzdeyim. Lastik kısmımı ördüm. 1 2 tane haroşa ördüm. 3. ve 4. ilmeğimin yönünü çevirerek kestim. 1 doladım, 1 ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. Kestim. 1 doladım, 1 ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çevirerek şişime geri takıyorum ve kesiyorum ikisini birlikte. 1 doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 2 ilmek kestim. 1 ördüm, 1 doladım. 2 ilmek kestim. 1 ördüm, 1 doladım. 2 ilmek kestim. Arada 3 tane haroşamı ördüm. 4 ve 5. ilmeğime yön çevirerek tekrar ikisini birlikte kestim. Doladım, 1 ördüm. İlmeklerimin yönünü çevirip kestim. Doladım, 1 ördüm. İlmeklerimin yönünü çevirip kestim. Doladım ve 3 tane aradaki ilmeğimi düz ördüm. Dolayıp 1 kesiyorum, 1 örüyorum. Dola, 1 kes, 1 ör. Dola, 1 kes, 2 tane haroşamı da ördüm. Arka yüzde şu ortadaki bir yanlardaki haroşa olan bölmelerimizin sonuncu ilmeği ve başındaki ve sonundaki ilmekleri birer tane arka yüzde haroşa değil sadece ters olarak örüyoruz. Yoksa şu kestiğimiz kısımlar çizgi şeklinde oluşmakta. Haroşa olarak örersek bu çizgiler oluşmamakta, modelimizi göstermemekte. O yüzden başındaki ve sonundaki ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz. Haroşa olarak örmüyoruz. Lastik kısmını ördüm. Bir haroşadan sonra ikinci ve üçüncü haroşama yer değiştirerek kestim. Bu son sıramız. Doladım, bir ördüm. 2 ilmeğimi yer değiştirerek kestim. Doladım, bir ördüm. 2 ilmeğime yer değiştirdim ve kestim. Doladım. Aradaki 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dola, kes. 1 ör, 1 dola. 1 kes, 1 ör, 1 dola. 1 kes. 1 tane haroşamı ördüm. İkinci ve üçüncü haroşama yer değiştirerek kestim. İlk ajurumuz 9 tane. İkinci ajurumuz 6 tane. Üçüncü ajurumuzun da 3 tane olması gerekmekte. Modelimiz şu anda bitti. İkinci modele başlarken ortadaki şu gördüğünüz bir ilmekten artırarak yapıyoruz. Bu ajurların olduğu üzerlerine sadece haroşa gelecek. Kaydırıyoruz yani modelimizi. Şimdi ben size ikinci modelinde nasıl başlanıldığını da göstereyim. Yani şu ana tekrar ilk başta yaptığımız işlemi yapmaya başlayacağız. Sadece tek farkı modelimizi kaydıracağız.
Modelimiz tamamladık. Yeni modelimize başlıyoruz. Şu anda biz birinci açılımı yaptık. İlk açtığımız ajurların üzerini kapatıyoruz. Ortadan yeni bir ajur açıyoruz. Kenar lastiğimizi örüyoruz. 1 düz, 1 haroşa, 1 düz ördük. 1 tane haroşayı ördüm. Doladım ve 2 ilmeğimi birlikte kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ve 19. ilmeğimi çevirerek kestim. Kestiğim ilmeğimle birlikte 21 tane olması gerekiyor. Kestikten sonra arada 19 tane ilmek kalıyor. Kafanız karışmasın. Doladım, kestim. Kestiğim ilmek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane. Birer tane de başlarda ve sonlarda kestim. 21 tane modelimiz. Arada bir tane ilmekte diğer modelimizin başlangıcı var. 2 ilmeği çevirerek kestikten sonra bir doladım ve bir tane düz ördüm. Bir doladım ve 2 ilmeğimi birlikte kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 ilmeğimi çevirip kestim, 19 tane oldu. Bir tane de gene haroşamı yaptım. İki modelin başı ve sonu 21 ilmek. Bir başında bir sonunda kesince arada 19 ilmek kaldı. Diğer sırada 17 ilmek kalacak. 2 ilmek eksildiği için. Şimdi bütün ilmeklerimin hepsini de dolamayı unuttuk. Şu son. 2 ilmeği çevirip kestikten sonra doladım. Ve bir tane kalan ilmeğimi ördüm. Dolamayı unutmayın sakın. Doladığım ilmek haroşa örülecek. Haroşa örülecek. Doladığım ilmeğin yanındaki bir tane ilmek ters örülecek. Diğer ilmeklerimin hepsi aradaki ilmekler haroşa olacak. Doladığım ilmeğime geldim bakın. Doladığım ilmeğin yanındaki ilmeği ne yapıyordum? Ters örüyordum. Doladığım ilmek ters. Aradaki bir ilmek ters. Doladığım ilmek ters. Yanındaki ilmek de ters. Aradaki ilmekler haroşa. Doladığım ilmeğime geldim. Bir önceki ilmeğim ters. Doladığım ilmeğim ters. Yanındaki ilmek burada haroşa olacak. Çünkü şu yanlardaki baklava dilimleri model koymuyoruz. Modelin sonuna kadar haroşa olarak örülüyor. O yüzden bir tane haroşa. Bir ters, bir haroşa, bir ters. 5 tane de haroşamı örüyorum. Burası da lastik kısmımız. Bu düzler arka yüzden de ters olarak örüldüğü için haroşa yapmıyoruz. 2 3
4, 5 tane haroşa ördüm. Bir düz, bir haroşa, bir düz. 1, 2 tane haroşamı yaptım. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğimi ördüm. 16. ve 17. ilmeğimin yönünü çevirdim ve ikisini birlikte şu şekilde kestim. Bir doladım. Aradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Tekrar aradaki 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 15 ilmek haroşamı ördüm. 2 ilmeğimin yönünü çevirerek kestim. Doladım ve 2 tane haroşamı ördüm. Yanlarda doladığımız ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Şu iki yanda, modelin iki yanındaki haroşa olarak örüyoruz. Çünkü dediğim gibi şu yanlardaki artırma yerleri model uygulamadığımız için komple haroşa olacak. O yüzden artırma yerleri de haroşa olarak örülecek. Sadece şu iki modelin başındaki ve sonundaki ilmeklerimiz ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örülecek. Şimdi tekrar arka yüzdeyiz. Doladığım ilmek de dahil olmak üzere haroşa olarak ördüm. Yanındaki bir tane ilmeği ters ördüm. Aradaki 15 ilmeği haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Modeli kaydırma yeri biraz karışık gelebilir. O yüzden burayı da anlatma ihtiyacı duydum. 15 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Son ilmeğimi ters ördüm. Doladığım ilmeğim ters. Aradaki ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Tekrar doladığım ilmek ve yanındaki ilmeği de ters olarak örüyorum. 15 ilmeğimi tekrar haroşa olarak örüyorum. Son ilmeğimi ters. Doladığım ilmeğim de. Pardon, burada doladığım ilmeğimi ters örmüyorum. Bu kenardaki baklava dilimi. Doladığım ilmeğimi, yanındaki ilmekleri de 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir ters, bir haroşa, bir ters. 5 tane de haroşam vardı. Ön yüzden bir sıra daha göstereyim. İyice anlayabilin. Kafanız karışmasın. 5 tane lastik kısmımı ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz ilmek olarak da ara çizgimi yaptım. 1, 2, 3 tane haroşamı ördüm. Doladım. Zaten kesme yerine geldiğiniz zaman ilmekten kendini belli etmekte. Bakın şu ilmeğin yanına geldiğiniz anda doluyoruz ve 2 ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane haroşa ördükten sonra 14. ve 15. ilmeğimizi yerlerini aktartıp ikisini birlikte kesiyoruz. Doladık ve aradaki ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Tekrar kesme yerine geldik. Doladık ve 2 ilmeği birlikte kestik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ilmeğin yönünü çevirdik. İkisini birlikte kestik. Başını doladım ve 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bu şekilde modelimin üzeri kapanacak. Bir bir eksilecek.
Şöyle koyu renk üzerine göre koyayım daha iyi anlarsınız. Biz şu anda şuradayız. 3 ilmek kalana kadar burası eksilecek. Aynı şekilde burada yaptığımız işlemi burada yapmaya devam ediyoruz. 3 tane ajurumuz oluştuktan sonra 4. ajuru koyarken 2. ajurun açılımını yapıyoruz. 2. ajur 3 tane olduktan sonra 4. ajuru yaparken 3. ajurun açılımını yapıyoruz. Aynı 1. modelde yaptığımızı tekrar uygulamaya devam ediyoruz. Bu yanlarda dediğim gibi artırmalar da dahil olmak üzere kenardaki ilmekler model konulmadığı için komple haroşa olarak örülmekte. Diğer modelimizin başındaki ve sonundaki ilmekler ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örülmekte. Çünkü haroşa olarak örüldüğü zaman kesme yerleri bu şekilde çizgi şeklinde çıkmıyor ve modelin görüntüsünü bozuyor. O yüzden başındaki ve sonundaki birer ilmek ön yüzde düz, arka yüzde ters. Aradaki ilmeklerin hepsi haroşa olarak örülecek. Kolay gelsin hanımlar.